Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. İlk defa tanışıyorsak ben Tatlıcı Anne Kıymet Özcan. Mübarek Ramazan ayının olmazsa olmaz tatlısı güllaç yapacağız bugün. Aslında çok kolay bir tatlıdır, yalnız birkaç püf noktası vardır. Sütün sıcaklığı çok önemli. Eğer sütümüz sıcak olursa yapraklarımız hamurlaşır. Eğer soğuk olursa da fazla yumuşamaz. Onun için elimden geldiğince nasıl tam kıvamında güzel bir güllaç yaparız anlatmaya çalıştım. Buyurun yapımına geçelim. İlk olarak genişçe bir tencereye 1,5 litre süt alıyoruz. Ve üzerine 2 su bardağı şeker ekliyoruz. Şeker ve süt oranı 10 yaprak güllaç için çok idealdir arkadaşlar. Ama şeker miktarını isterseniz 1,5 su bardağı kadar arttırabilirsiniz. Birkaç dakika çırpma teliyle şeker eriyene kadar orta ateşte sütümüzü ısıtıyoruz. Peki sıcaklık nasıl olmalı? Hemen söylüyorum. Sütümüz arkadaşlar yoğurt mayalayacak derecede ısıtıyoruz. Ama biz kaynatmıyoruz sütümüzü. Yani o sıcaklığa getiriyoruz. Bunun için de serçe parmağınızı sütün içine sokabilir. Rahat bir şekilde 7'ye 8'e kadar sayabilirsiniz. Ocağın altını kapatıyoruz ve sütümüzü alıyoruz. Borcama 4-5 kepçe kadar ısıtmış olduğumuz sütümüzden boşaltıyoruz ve güllaç yapraklarını ortadan ikiye bölüyoruz. Kenar kısımları köşe taraflara gelecek şekilde videoda gördüğünüz gibi 5 kat olacak şekilde yerleştiriyoruz. Ve orta kısmına her katını sütle ıslatıyoruz. Bol sütle ıslatıyoruz sütümüz bitene kadar. Orta kısmına bolca ceviz serpiyoruz. İri kırılmış ceviz ve tekrar yine 5 yaprak kullanacak şekilde her katını yaklaşık 5-6 kepçe olacak şekilde sütle ıslatıyoruz. Güllaç yapraklarınızı ıslatırken arkadaşlar lütfen her tarafına eşit bir şekilde gelecek şekilde olmasına çok dikkat edin. Süre sonunda ne kadar sütümüz kaldıysa İsterseniz içerisine 1 çay kaşığı kadar doğal organik gül suyu ekleyebilir. Son sütünüzü de o şekilde dökebilirsiniz. Ben bu tarifte gül suyu kullanmadım. Hepsi bittikten sonra, tüm katlar bittikten sonra streç folyoya sarıyorum borcamı ve 2 saat dolapta bekletiyorum buzdolabında. Sürenin sonunda da artık nefis güllacımız hazır olmuş oluyor. Dediğim gibi çok kolay ama çok da lezzetli bir tatlıdır güllaç. Tek püf noktası sütün sıcaklığı. Ben üzerini süslemek için çilek ve antep fıstığı kullandım. Sizler de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Nar tanesi olabilir, fındık olabilir, yine ceviz olabilir. İnşallah sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu beğenip kanalıma eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın, afiyetler olsun.